Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin anlaştı, milyar dolarlar Türkiye'de kalacak. Değerli izleyenler, Türkiye, Rusya'dan aldığı doğalgazın %25'inin ödemesini, ülkenin para birimi olan ruble ile yapacak. Bu karar Türkiye için yaklaşık 2,5 milyar doların içeride kalması anlamına geliyor. Türkiye ile Rusya milli paralarla ticarette önemli bir adım daha atıyor. Karşılıklı ticaretin ulusal paralarla yapılması için son yıllarda geliştirilen politikalar sonuç vermeye başladı. Türkiye, Rusya'dan aldığı doğalgazın %25'inin ödemesini bu ülkenin para birimi olan ruble ile yapacak. Bu karar Türkiye için milyarlarca dolarlık döviz kaynağının içeride kalması anlamına geliyor. Çünkü Türkiye ithal ettiği doğalgazın yarıya yakın bir kısmını Rusya'dan alıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye geçen yıl yurt dışından 58 milyar 704 milyon metreküp doğalgaz ithal etti. Bu doğalgaz alımının 26 milyar 343 milyon metreküpünü Rusya'dan, 9 milyar 434 milyon metreküpünü İran'dan, 8 milyar 820 milyon metreküpünü Azerbaycan'dan aldı. Cezayir'den 5 milyar 987 milyon metreküp, Nijerya'dan 1 milyar 430 milyon metreküp ve diğer ülkelerden ise 6 milyar 690 milyon metreküp doğalgaz ithal etti. Oransal olarak bakıldığında Türkiye'nin geçen yıl aldığı doğalgazın %44,8'ini Rusya'dan aldığı anlaşılıyor. Türkiye en büyük doğalgaz alımını yaptığı Rusya'ya her yıl 10 milyarlarca dolarlık ödeme yapıyor. Üstelik bu ödemelerin tamamına yakını dolar ve avro gibi rezerv paralarla yapılıyor. Şu anda Türkiye pazarını da etkileyen uluslararası spot piyasada 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 2500 dolardan işlem görüyor. Bu güncel fiyat üzerinden hesaplama yapıldığında Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 58 milyar 704 milyon metreküp doğalgazın parasal karşılığı 23 milyar 481 milyon dolara tekabül ediyor.